Merhabalar. Merhaba. Efendim. İlginç. Yine ilginç, ince bir sesle bize katıldı Zeynep, sağ olsun. Rica ederim. Her zaman bekleriz biz de. Efendim, bugün Dawlings Arcade'de, bir Türk yapımı olan Dawlings Arcade'de küçük bir ilk izlenim videosu çekelim dedik. Kendileri sağ olsunlar Hero Concept tarafından geliştiriyor. Kendileri bize bir inceleme kodu gönderdiler. Biz de çok fazla zamanımız olmadı ama elimizden geldiğince biraz oynayıp fikir sahibi olduk. Evet. Efendim, öncelikle çok heyecanlı tabii. Switch'e gelecek bu oyun. Switch'e gelecek ilk Türk oyunu. Ve gerçekten çok fazla emek verildiği belli olan bir oyun. Switch'e de çok uygun bir oyun. Şöyle bir yandan... Hem eğlenceli, renkli, evet, ve hani ellerini sabit tutmayarak oynamak bayağı, evet, keyifli kesinlikle. Olur kesinlikle. Ve zaten Arkanoid tarzı, işte ya da Breakout adıyla da biliyoruz bazılarımız. Breakout tarzı oyunlar her zaman klasiktir artık yani. Ve bu arcade oyunlarının şeyi geçmez, modası geçmez. Ben çok severim, evet, mesela. Bundan belki 20 sene önce, belki 18 sene önce, öyle bir şey yani. Çok deli gibi bilgisayarda oynardım. Oyununu izliyorum, ben de daldım ona. İzletiyor da kendisi. Evet evet, keyifli oynaması gerçekten. Ve oynanışta bilgisayarda da hiçbir sorun yok. Evet. Çok rahat oynuyor fareyle. Kesinlikle. Fare desteğini yeni eklediler. Başta yoktu. Zaten bu betada bayağı, evet, bilgi toplayıp eklemeler yaptılar. Gerçekten çok iyi oldu. Show off'a tıklamadın mı? Sonra tıklayacağım. Ne? Heyecanlanma ya. Show off'a tıklayınca renkli top veriyor. Evet. Aynı zamanda biz Steam sunumu... Ay, maviyi alma. Zeynep, sakin ol ya. Ama heyecanlı. Evet. Ama heyecanlı. Steam sürümünden oynadık tabii. Ve şeydi. Ben önce işte kolla oynadım. PlayStation 4 koluyla oynadım. Kola ne diyoruz? Ne diyoruz? Kontrolcü müydü? Ne demeye karar verdik? Var mı bir şey yani? Kol diyorlar bence. Ne, en fazla ne deniyor arkadaşlar? Bana biriniz yazabilir mi bunu lütfen yorumlara? Kol mu deniyor? İşte kontrolcü mü deniyor? Oyun kumandası mı? Bir bilmek istiyorum. Kontrolcü bunu deniyor mu hiç ya? Nasılmış? Kontrolcü deniyor ya. Duydum ben. Neyse arkadaşlar. İşte PlayStation 4 koluyla oynadım önce DS4'le. Fakat tabii mouse kadar, fare kadar şey değildi. Keskin nişan almak mümkün değildi. Bunu da mesela, bu kayıtların hepsini fareyle aldım ama biraz takık bir farem var. Ona rağmen gayet hani rahat oynayabildim. Kontrolleri çok güzel oyunun. Öncelikle onu söylemek isterim ve mouse fare desteği eklemeleri harika olmuş zaten. Evet. Yani bu tür oyunlarda faresiz bence olmaz. Evet, ben ilk başladığımda fare yoktu. Konsolda değilseniz yani. İşte kol takmaya da uğraşmamıştım. Klavyeyle oynamak bana çok doğal gelmemişti. Evet. Çünkü geçmişten öyle alışmadığım, tabii, için. Ama fare harika. Ben controller, kol, kumanda denemem bile yani açıkçası şimdi. Kesinlikle, ama mesela Switch'te tabii başka bir seçenek olmadığı için ben Joy-Con'la da rahat olacağını düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Ama tabii en büyük hassasiyet her zaman farededir yani. O zaten tartışılacak. Belli olmaz şimdi. Belli olmaz Switch'in şeylerini belki kullanmadan. Belki alıştıktan sonra tabii, alışmak önemli olan böyle şeylerde. Oyunun arkadaşlar gördüğünüz gibi renkli bir tasarımı var. Önce birazcık teknik bilgi vereyim, sonra tasarımından biraz bahsedelim. Evet. Teknik bilgi değil, tabii oyun hakkında bilgi vereyim demek istiyorum. Normal ve zor zorluk seviyeleri var. Toplam 75 tane level içeriyor oyun. Buna ek olarak 15 tane de bonus level koymuşlar arkadaşlar. Ben de bir yandan izliyorum. Ben hep izliyorum. Sen konuş. Gözün alamıyor. 15 tane de gizli level koymuşlar. Onları da işte buluyorsunuz, açıyorsunuz falan. Heyecanlı. Bayağı bir mekanik eklemişler oyunlara. Ben işte dediğim gibi en son, yani en böyle yoğun oynadığım zamanlar gerçekten 20 sene öncesi falandı. Ve çok keyif alarak oynamıştım. Ve o zamanlar PC'de harika Arkanoid oyunları vardı gerçekten. Yani böyle mekaniklerine bakıp, tasarımına bakıp falan diyordum ben ya. Çok güzeldi gerçekten. Böyle uzay temalı falan filan. Zuma Arkanoid oyunu mu? Zuma'nın ne olduğunu? Zuma böyle şey var. Breakout mu? İşte böyle brick mi kırıyorsun? Dönüyor etrafında. Hayır, toplar. Hayır, yok. O, şey var, o başka bir şey. Ortadan top Sparkle atıyor o da. Sparkle tarzı yok. O farklı bir şey. Pardon, böldüm konuyu. Bu tamamen tuğla kırma oyunu diye bildiğimiz olay. Onda da kırıyorsun da etrafında dönüyor. O başka. Şeyler. Onda boncukları yok ediyorsun. Boncukları. Boncuk. Ama boncuk yok. Başka.
Evet efendim. Heh, bir videomuz daha var. Onu da açayım. Bir yandan da o dönsün. Türkçe oynayabiliyor olduğumuz söylememize gerek yok herhalde. Evet, birkaç dil daha var. İngilizce seslendirme var arkadaşlar. Güzel, profesyonel bir seslendirme yaptırmışlar oyuna. Aynı zamanda Türkçe altyazı desteği var. Başka Hı-hı. dillerde de var tabii altyazı Hı-hı. desteği. Bu güzel bir şey. Ondan sonra level editor var oyun içinde. Kendi level'ınızı yapıp insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Hı-hı. Her oyunun ömrünü uzatan bir şey. Evet. Yani... olasılıklar sonsuz hale geliyor evet. tabii bu durumda ve bayağı uzun ömürlü oynayabilirsiniz. Fiyatını şu an bilmiyorum ama sanıyorum 5 dolar denmişti. O yani o şeyde olacaktır TL olarak da diye düşünüyorum. Ama yanlışsa lütfen düzeltsinler beni. Ama çok pahalı bir oyun olacağını da zannetmiyorum tabii. Oh, düşenlerin hepsine çarptın. Evet, evet ya onları bilmiyordum o zaman ya. Ben de ben onları toplamaya çalışıyordum. Achievement desteği de var arkadaşlar oyunda. Böyle, böyleyken böyle. Şimdi gelelim biraz tasarıma. Tasarım gördüğünüz gibi renkli. Her şey olması gerektiği gibi işliyor. Onu bir söyleyelim. Yani hiçbir sorun, hiçbir şey yaşamadım. Bug görmedim. Ondan sonra kısa oynamama rağmen. Yine de yoğun bir şekilde oynadım yani. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Kesinlikle. Bu bir gerçek. Tasarımda böyle renkli bir, sanıyorum zaten bir mobil oyundu daha önce. Oradan işte daha bir full sürümünü PC'ye ve konsollara getirmeyi planladılar sanıyorum. Ve hani bir mobil oyun tasarımı var. Ama Smash'i almam gerekiyordu evet. orada Zeynep. Ben izlemeyeceğim artık. Ay gerçekten ben şimdi böyle yapmış somurtuyor gibi görünüyorum ama oyunu izliyorum. İzleme artık. Tamam. Yani şey renkli bir tasarımı tercih etmişler. Sesler evet. işte yani çok şey değil. Çok aşırı keyifli bir tasarım değil bence. Ama hani mobil oyunlarda alışkınız ve büyük ihtimalle böyle şeyler daha çok sattığı için diye tahmin ediyorum. Daha çok rağbet gördüğü için ve daha çok özellikle çocukların ilgisini çektiği için veya normalde oyun oynamayan insanların ilgisini çektiği için böyle bir temaya gidilmiş diye düşünüyorum. Biraz Worms'a benziyor. Evet. Dikkat edersen. Böyle yani hani öyle şey ahım şahım bir tasarım olayı yok ama dediğim gibi her şey güzel işliyor. Evet, kitlesine hitap ettiğini ben de düşünüyorum ve böyle bir oyunda oynanabilirliğin ve sorunsuzluğun daha önemli olduğunu da düşünüyorum. Evet. Ben de hani o harika tasarım evet. var oyunun diyemem ama önemli olan o değil sanki bu tür oyunda. Evet. O nedenle yapmak istediği şeyi yapmak yani ulaşmak istediği kitleye ulaştırabilecek bir oyuna benziyor. Kesinlikle. Ses evet. efektleri de aynı şekilde mesela evet. daha çocuksu işte sesler vesaire çok fazla efekt var bence mesela hani ama bu oyunlarda efekt önemlidir çünkü neyi yaptığınızı neyi aldığınızı o an sesten de anlıyorsunuz bir yandan çok fazla aynı şey olduğu için o açıdan da anlıyorum yani hani belki tasarım olarak öyle çok ahım şahım güzel bir oyun olmayabilir ama kendi tarzını tutarlı bir şekilde şey yapmış yansıtmış evet, bir kesinlikle. Oyuna yani. Evet efendim yani arkadaşlar özellikle uygun fiyatlı olursa ben Switch'i alabilirim diye düşünüyorum şahsen. Çünkü Breakout tarzı şu an bir oyun var mı bilmiyorum ama yok diye biliyorum. Olsaydı fark ederdim diye düşünüyorum. Ve Switch'te. İlk Türk oyunu mu demiştin Switch'e gelecek olan? Ve evet Switch'e gelecek ilk Türk oyunu o arkadaşlar. O zaman bayrakları çıkarıp asıyoruz. evet yani. Hani bir Türk çok gurur duyulacak bir şey yani. Geliştirici de tabii ki çok yani bakmayın siz bu oyunun bir arcade oyununa, arcade oyunu olduğuna gerçekten yıllardır üzerinde çalışılan bir oyun bu yani. Evet. Çok büyük emek gerektiren ve çok büyük işte testing, bug, ayıklama bilmem ne falan filan gerektiren zor şeyler gerçekten bunlar. O yüzden kendilerini çok tebrik ediyoruz buradan Hero Concept'e. Piyasada adımızı duyuracaklar yani. Bu da tabii, güzel bir şey. Tabii çok gurur Türkçe verici. Bir oyun bir de. Kesinlikle aynen. arkadaşlar. Eğer özellikle Breakout tarzını seviyorsanız denemenizi öneririm. Demo olacak mı bilmiyorum. Olursa mutlaka deneyin ama dediğim gibi mekanikleri güzel işlediği için. Evet yani bu tarz seviyorsanız fiyatı da uygun olacak evet. gibi duruyorsa zaten alın yani demosu ne olacakmış. Ben de önerebilirim o açıdan. Arkadaşlar böyle bir küçük minicik ilk izlenim yapalım dedik. Evet. Umarız keyif almışsınızdır. Kendilerini tekrar tebrik ediyoruz buradan. Bizi gururlandırdıkları için. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz.